fazla. Günaydın kuzum. Erkencisin. Ay uyku tutmadı Aslı'cığım. Ben de güne erkenden başladım. İyi yapmışsın. Ne güzel olmuşsun. Teşekkür ederim. Kimse kalkmadı değil mi? Yok. Kalkmadı da neden sordun? Hiç öylesine. Neyse anneciğim ben işe gidiyorum. Aslı'nın kahvaltı? Ay yok iş yerinde yerim. Aslı'cığım içime sinmiyor ama böyle. Hadi görüşürüz. Uyanmamış ki hala. Biraz beklesem mi acaba? Söz vermedim ama yine de birlikte gideceğimizi düşünmüş olabilir. Aa, hayırdır bir şey mi unuttun? Yok anneciğim. Kahvaltı yapayım dedim. Hayır. İçime sinmiyor deyince tamam. Hemen sana bir şeyler hazırlıyorum. Sen otur oraya. Kabul etseydim rezil olacaktım. Neyse böylesi daha iyi oldu zaten. Boş hayaller kurmamayı öğrenemedim hala. Ellerine sağlık. Çok güzeldi. Ben çıkıyorum. Afiyet olsun canım benim. Hadi güle güle. Görüşürüz. Çok özür dilerim. Uyuyakaldım. Neredesin? Gittin mi yoksa? Gittim tabii. Seni bekleyecek değilim herhalde. Haklısın. Vay şakalar falan. Buyurun. Bekledin değil mi? Yani benimle gitmek istemiyordun. Yok canım. Niye bekleyecekmişim seni? Hiç yalan söyleyemiyorsun. Ama ben bu haline bayılıyorum.
Evet, bu konuda başarılı olduğum söylenemez. Ya çok beklettim değil mi seni? Ama bak söz telafi edeceğim. Güzel bir kahvaltı ısmarlasam. Ben kahvaltımı yaptım. Ya benimle de yaparsın. Ben çok açım. Ya işe gidince yersin. Geç kalırız. Ya daha zamanımız var. Bak söz geç kalmayacağız. Hadi. Tamam. Yüzünde bir şey var. Bir aynaya bak istersen. Ne var? Tam sen daha güzelsin. Simitçi dursana burada. Simitçi. Ya şey, iki tane simit alabilir miyim? Ben ısmarlıyorum. Ya beni simitle mi kandıracaksın? Ne kadar cimrisin ya. Peynir de alacağım. İki tane de peynir alabilir miyim? Tamam o zaman. Sen de çayları ısmarlarsın. Tamam. Nerede yiyeceğiz peki? Teşekkürler. Yani şöyle sessiz sakin bir yer olsun. Buldum. Ay çok keyifli olacak. Ya küçücük şeyleri bile büyütüyorsun ya. Sana her geçen gün daha fazla hayranım. Hoş geldiniz Selda Hanım, Nihat Bey. Hoş bulduk. Hayatım ben şirkete geçeceğim. Üstümü değiştireyim hemen çıkıyorum. Tamam hayatım. Efendim tatiliniz nasıl geçti? Ay işte Şükrancığım ne olsun yani. Bir günde adaya gittik geldik işte. Ama ada havası bir huzur veriyor yani insana. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk Yemel'cim. Aç mısınız? Kahvaltı hazırlayayım mı size? Ay yok kahvaltı yaptık biz ama o senin güzel kahven yok mu ondan alırım işte. Hemen. Burak ne yaptı kalktı mı? Burak Bey bu sabah erkenden çıktılar efendim. Ay ay Şükran bu çocuk bayağı ciddi ciddi çalışıyor yani. Ay çok şükür. Ay Nihat da çok hoşuna gidecek biliyor musun? Çok sevinecek. Evet efendim izninizle. Tamam canım. İlk defa böyle bir kahvaltı yapıyorum. Simit, peynir, çay falan. Ama güzel oluyormuş. Halk işi işte. Biz Gonca ile arada buraya gelip kahvaltı yapıyoruz. Çok güzel, sakin bir yer. Çok seviyorum burayı. Ben de çok sevdim. Sık sık geliriz buraya. Zaten çok böyle gözlerden uzak, huzurlu bir yer burası. Aslı, ne oldu? Yok bir şey. Bir şey var. Ne olduğunu bana söyler misin? Gerçekten bir şey yok. Aslı, bak sen böyle huzursuzken benim rahat olmamı bekleme. Ne olduğunu benim de bilmem lazım. Burak ben çok korkuyorum. Annem duyarsa yıkılır. Sizinkileri düşünemiyorum bile. Kim bilir sana ne tepki verirler. İşte böyle. Sen her korktuğunda ben sana sımsıkı sarılacağım. Şimdi daha çok korkuyorum.
Nihat'ın diyet yemekleri hazır mı? Biliyorsun birazdan işe gidecek. Hazırladım efendim. Hem de her zamanki gibi iki tane. Harika. Yalnız onları bir poşete koyarsın değil mi? Baş üstüne. Burak uyuyor mu hala? Yanıldın hayatım. Sabah erkenden kalkıp işe gitti. Emin misin? Ay evet hayatım. Ayrıca sen alış artık yani çocuğumuz çalışıyor. Ya bu çocuğa ne oldu böyle Selda? Ben yıllardır konuşuyorum. Kılını bile kıpırdatmadı. Şimdi artık işe gitmekten, çalışmaktan neredeyse eve gelmeyecek. Yani bunu bu kadar etkileyen, değiştiren şey ne acaba sence? Çağla ile olan ilişkisi hayatım. Ayrıca bakma sen, o böyle pek hevesli gibi falan gözükmüyor. Ama artık hayatta ciddi bir adım atması gerektiğini, bunun için de sorumluluk alması gerektiğini fark etti çocuk. Söylediğin şey çok mantıklı. Söz olayını da bir an önce yapmakta haklısın. Ne kadar sorumluluğu artarsa bence kendini o kadar çok disipline edebilir. Bak, ne diyorum biliyor musun? Sen Burak'la bir konuş da Çağla'yı bir an önce gidip isteyelim. Ay Nihat. Bunu duyduğuma o kadar mutlu oldum ki. Tamam hayatım. Emel'ciğim çok teşekkür ederim. Hayatım bunlar senin yemeklerin biliyorsun. Çok teşekkür ederim hayatım. Sağ ol. Hayırlı işler. Şu an yaşadığımız şeyin gerçek olduğuna inanamıyorum. Bence şu an tek gerçek olan şey bu. Nasıl yani? Düşünsene bir, seninle nasıl tanıştık? Sonrasında yollarımız defalarca nasıl kesişti? Birbirimizden uzak kalmaya çalıştıkça nasıl da birbirimize doğru çekildik? Aramızdaki mesafeler bile bir anda yok oldu. Aynı evde bulduk birbirimizi. Bu kader değil de ne? Bu gerçek değil de ne? Ben korktuğum için kendimi itiraf edemesem de, seni görmezden gelmeye çalışsam da, yarınımızın olmayacağını bilsem de, şu an yaşadığımız şey kader. Seninle tanıştığım günden beri ne kadar değiştiğimi görmüyor musun? Hayatımda ilk defa ben diye bir şey yok. Kalmadı. Biz varız. Yalanı, sahte sevgileri, bencilliği, tüm olumsuz şeyleri geride bıraktım artık. Sadece senin saflığınla doldurdum kendimi. Ben artık sen oldum. Sen de ben. O yüzden bizim için artık yarın yok deme. Biz tüm zamanların üzerindeyiz çünkü artık. Hadi güzel sevgilimin fotoğraflarını çekeyim. Aa, bir gören olursa. Merak etme, ben seni saklarım. Gül bakalım. Çay da alır mıydınız? Yok teşekkürler. Kalkalım mı artık? Tamam canım. Bize sahip olabilir miyiz? Benim de işlerimin başına dönmem gerekiyor. Bir sunum hazırlamam lazım. Bana yardım edeceksin değil mi? Hayır tabii ki. Hayır mı? Sen benim işten kovmamı falan istiyorsun herhalde. Burak saçmalama. Kim kovabilir seni oradan? Sen tabii daha Turgut Bey'le tanışmadın. Eğer tanışsaydın bana yardım etmeyi sen teklif ederdin. O kadar diyorsun. Neyse, kulübe gidelim de bakarız. Bakarız mı? Elbet senin de bana bir işin düşer. O zaman görüşürüz. Tamam. Tamam, yardım ederim. Ay Burak, ne yapıyorsun ya? Burak, bir gören olacak. Dayanamıyorum, ne yapayım? Çok tatlısın.
Şükran, ne eğlendik değil mi dün gece? Ay, iyi ki peşine takılıp gelmişim Kına'ya. Bana da değişiklik oldu. Tabii Emel ya. Arada bir böyle eğlenceler iyi oluyor. Tabii canım. Ben de kız annesiyim. Öğrenmem lazım ne yapılıyor, ne ediliyor değil mi? Evet. Ay Emel, kızın annesi ne ağladı değil mi? Kolay mı Şükran? Ya ben Aslı'yı vereceğim düşünemiyorum bile. Emel, keşke Aslı da gelseydi. Onun için de değişiklik olurdu. Ne yapmış bütün gün evde? Dedim ama çizim yapacağım deyince ısrar etmedim. Bütün gün evdeymiş. Tüm gün? Hı? Ya zaten bir günlük izni var. Onda da gezse tozsa ya. Doğru diyorsun ama çok yorgundu kuzum. Dinlenmiştir. Orası da öyle. Ay lafa daldı kız çabuk. Burada ineyim. Şimdi içeri birlikte girmeyelim. Peki. Teşekkür ederim. Aslı. Aslı beni beklediğin için ben teşekkür ederim. Günaydın. Aslı. Burak mıydı o? Evet. Ya kızım ama hiç anlatmıyorsun sen bana böyle şeyleri. Yani dünden beri konuşamadık zaten. Ne oldu? Birlikte geldiniz. Çıkma teklif mi etti? Birlikte geldiniz bir o. Etti sen kabul. Sevgilisiniz. Elle falan da tutuşmuşsunuzdur. Ay yok siz kesin öpüşmüşsünüzdür falan. Bana anlatmıyorsun böyle şeyleri. Anlat hadi. Ay bir sussan Gonca, anlatacağım. Ay tamam, yine heyecandan çok konuştum değil mi? Tamam. Şimdi önce o zaman sırayla anlatalım her şeyi. Tamam mı? Tamam. Yemekten başlıyoruz. Ben soslu makarna yaptım. O da salata. O dediğim Burak Masaroğlu. Yani Burak Masaroğlu ve salata yapmak. Salata yapmak Burak... Ay yok lan, bu ikisini hiç birleştiremedim. Neyse. Sen evde kaldın tabii, çıkamadın. Evet, çıkamadım. Ya kendime laf geçiremiyorum ki. Ya görmeyeceğim diyorum, ararsa açmayacağım diyorum ama sözümde durmam 10 saniye sürüyor. Neden acaba? Neden? Çünkü sen Burak Masaroğlu'na sırılsıklam aşıksın arkadaşım. Sırılsıklam dedin de. Ya Burak yapma! Sırılsıklam dedin, kaldın öyle en heyecanlı yerinde. Ne oldu sonra? Ya biz ektiğimiz çiçekleri sılıyorduk. Bir dakika ya. Burada kesmek zorundayım. Ektiğimiz çiçekleri, yani böyle evli çiftler. Kızım, siz resmen olmuşsunuz. Yani şu an gelsen, Gonca ben evleniyorum desen hiç şaşırmam. Yok, şaşırmam yani. Ay Gonca, evlenmek mi? Bunu hayal bile edemem. Sana bir şey söyleyeyim mi Aslı? Ben çok güzel hayal ediyorum. Üzerinde bembeyaz, etekleri uçuş uçuş bir gelinlik. Saçlarında kır çiçekleri. Kuğu gibisin. Sevdiğin adama doğru heyecanla, aşkla yürüyorsun. Onun da üzerinde smokin. Gözlerini sana dikmiş. Gülümsüyor. Elleriniz birbirine kavuşuyor. Gözleriniz aşkla birleşiyor.
Ay, ay Gonca yeter. Ya daha fazla havaya sokma beni. Hayali bile bu kadar güzelse. İnşallah gerçeğini görürüz. Sonra ne oldu? Islandınız filan? Sonra Çağla geldi. Çağla mı geldi? Yani hikayenin bu en güzel yerine Çağla'nın çıkması hiç hoşuma gitmedi. Hatta şok oldum desem yeri. Bir de bana sor. Uf Aslı ya, gerçekten hayatının her günü bambaşka şeyler oluyor. Ve ben artık yetişemiyorum. Yani senin arkadaşın olarak sana ne tavsiye vereceğim, ne yapacağım hiç bilemiyorum. Ama üzülme bir dakika. Bu Çağla mevzusuna gerçekten bir şey bulmamız gerekiyor. Çok canımı sıkıyor. Bu kadar güzel giderken her şey. Akif amca. Hayırdır? Sen pazarlara gelirdin. Dün ben geldim zaten. O zaman bugün başka bir işim var. Yok kızım. Dün Burak Bey çiçekleri ben dikeceğim diye ısrar edince doğrusu içime sinmedi. Gelin bir kontrol edeyim dedim. Burak Bey çiçekleri kendi mi dikecekmiş? Allah Allah. Ben de şaşırdım. İnşallah çiçeklere bir şey olmamıştır. Gideyim bir kontrol edeyim şunları. Tamam. Dur ben de seninle geleyim. Vallahi güzel dikmiş. Aferin. Burak Bey ve çiçek dikmek. Akif amca, yanında biri var mıydı? Ben kimseyi görmedim. Hı. Gelmişken şunlara bir su vereyim bari. Tamam. Sana kolay gelsin. Sağ ol kızım. Allah Allah. Burak Bey'de bir haller var ama. Dur bakalım. Duvarların kadar benim kanatlarım var. Dik yokuşların kadar su kaydıraklarım var. Çilek kokan...